Temelde kavgadan ne anladığımıza göre, neyi kavga olarak yorumladığımıza göre de değişir bu sorunun cevabı. Kardeşler arasında rekabet, zaman zaman münakaşa, zaman zaman çekişme olması normal. Yani bu çok normal. Hele ki erkek çocuklar fiziksel olarak çok daha aktif oldukları ve fiziksel aktiviteyle kendilerini gösterdikleri için onların boğuşmaları, kapışmaları, itişmeleri kız çocuklara göre çok daha fazla oluyor. Şunu hemen hani çok pratik bir şey olarak uygulayabilirler. Öyle bir şey nöropsikoloji tarafından tespit edilmiş ki sevgili izleyenlerimiz, o da şu. Hatta sosyal psikolojik de buna iç grup yanlılığı diyor. Bu nedir biliyor musun? Kendimize ekip hissettiğimiz kişilere dair bir aidiyet, bir bütünleşme hissediyoruz ve bu sırada beynimizden bir kimyasal salgılanıyor. Bu kimyasal da bağlanmayı ve o ekip hissettiğimiz kişiye dair sevgi hormonlarımızı besleyen bir sürece sebep oluyor. Bunu nöropsikoloji ve sosyal psikoloji çok güzel izah ediyorlar genişçe. Bu bizim ne işimize yarar kardeş kıskançlığında? Şu işimize yarar. Onların ekip olacağı oyunlar düşünelim. Onları rakip kılmayalım. Yani hadi bakalım sen şunu yap, sen şunu yap, hanginiz önce yapacaksınız tarzı oyunlarda hep bir rekabet var farkındaysan. Rekabeti teşvik eden oyunlar. Ama birlikte yapabilecekleri oyunlar, diyelim işte birlikte el ele tutuşup şuradan bir şey taşıma, denge oyunları ya da grup oyunları vardır ya, o ona bir şey verir önce, onu bir şeye götürür falan, bu tarz grup oyunlarına onları teşvik ederek bu kimyasalın daha çok salınmasına ortam sağlayabiliriz. Böylece neye sebep oluruz? Onların aralarındaki ilişki çok daha iyi bir kıvama gelir. Hemen aklıma gelen çok basit bir oyun örneği vereceğim. Küçücük bir topunuz varsa top, top yoksa balon da olur. O da yoksa yastık da olur, evdeki bir kırlent de olur. İki kardeşin arasına koyun, bellerine, birbirlerinin bellerine şöyle sarılsınlar. Arada o top, yastık ya da işte balon, aradaki o materyal de arada olsun. Amaç o materyali düşürmemek. Birbirlerine sarılarak böyle yürüyecekler, bir sınır çizin. Topsa eğer ileride bir sepet koyun, oraya kadar götürecekler, tık bırakacaklar, topu sepetin içine atacaklar. Birkaç tane mesela balon şişirerek gelip gidip o balonu taşıma oyunu öyle oynatabiliriz. Ekip olarak yaptıkları her iş onlardaki rekabet duygusunu azaltır, daha iyi bir kıvama getirir ve rakiplikten ekiplik bağlamına taşımalarına yardımcı olur.